efsane bir içecek geldi. Görüntü mükemmel. Şimdi bir tadına bakmak istiyorum şöyle müsaadenizle. Kalkıp sen klasik bir Türk erkeğisen, evimde yemeğim olsun. Bunları. Garson arkadaşım geldi, bir sipariş vereceğim. Şöyle soğuk içecek bölümüne baktım, smoothie'lere falan. Rusların yaramaz şişman çocuklara söylediği bir terim var. Öyle mi? İş bulmanız çok zor olacak. Bir de bir yerde çalıştım. Tayland, Pattaya'dan herkese selam. Bugün yine çok özel, çok yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Arkamda görmüş olduğunuz küçük, şirin bir restoranın önündeyiz. Bu restoran tabii bir Türkiye ait. Ne diyoruz? Türk her yerde. Türkiye her yerde olduğu için bu restoranı da bulduk. Bu işletmenin sahibi olan abimle tanıştık. Daha detaylı bilgiler için hadi birlikte içeri girelim. İyi seyirler dilerim. Evet, şimdi masama oturdum. Şöyle bir menü geldi önüme. Şöyle açıyorum menüyü. Evet, ürünleri de burada böyle sıralandırmışlar arkadaşlar. Numaralandırmışlar. Şöyle soğuk içecekler, smoothie'ler, pastalar, kekler. Hızlı geçiyorum bu tarafları. Bunlar şöyle dondurmalar var. Şöyle kahvaltı tabağı, hani açmalı gibi, simitli gibi, tost çeşitleri gibi. Fiyatları da gayet uygun gördüğümüz kadarıyla. Börek falan var, bakın börek 110 baht. Onun haricinde peynirli tost var burada gördüğünüz gibi. 60 baht peynirli tost. Şöyle kahvaltı tabağı falan var, 80 baht. Şöyle 150 bahta karışık bir kahvaltı tabağı var. Peyniri vesaire hepsi var. Yumurtası da dahil buna. Şöyle dönüyorum biraz da. Ana yemekler var. Şöyle cheeseburger olsun, salatalar olsun, Yunan salatası olsun. Hem Tay mutfağı hem dünya mutfağı karışımında. Küçük şirin bir lokanta burası. İşletmecisi de bir Türk. Şöyle bakın, göz yumurta da yapıyorlar. Burada bunu bulmak bazen zor olabiliyor. Pilav zaten her yerde ortalama fiyatlar aynı. Tom Yum Seafood dedikleri deniz mahsulü buranın en ünlü olan yemeklerinden bir tanesi. 120 baht. Evet arkadaşlar, şimdi garson arkadaşım geldi, bir sipariş vereceğim. Şöyle soğuk içecek bölümüne baktım. Smoothie'lere falan baktım. Buradan şu dikkatimi çekti. Excuse me. What is this? Mango passion. Passion fruit ve mango. This good? Okay, one yes. Bir tane şu içecekten sipariş verdim. Garson arkadaşım siparişimi alıyor şimdi. Ondan bir getirecek. Ondan sonra bakalım tadına, ona göre bir yorum yapalım size. This one. Okay. Thank you. Abi çok efsane bir içecek geldi. Görüntü mükemmel. Şimdi bir tadına bakmak istiyorum şöyle müsaadenizle. Abi mükemmel ya. Şimdi bu efsane lezzetin mimarı Ercan abi. İşletmenin sahibi Ercan abi. Ercan abiyle bir az önce bir tanışmış olduk. Ben sipariş verdim. O arada Ercan abi geldi. Kayıt falan yaparken denk geldik. Hoş geldiniz. Tanıştık Ercan abimle. Biraz Ercan abi tanımak isterim böyle. Ercan abi, İzmirlisin abi. 11 senedir Tayland'da yaşıyorum. 11 senedir Tayland'da yaşıyorsun abi. Çok güzel. Covid öncesi Türk gruplarında rehberlik yapıyordum. Evet. O yüzden Tayland'ı karış karış olmasa da birçok yerini, dilini, evet, kültürünü, yaşam biçimini yeterince öğrendiğimi düşünüyorum. Aynen. Ama benim geldiğim 11 sene öncesi burada 1 dolar bizde 1 dolar 2,5 liralardaydı. Şu an 18 lira. Burada 18. Hükümet genelde dolara baskı uyguluyor Tayland'da. 30-35 arası. 11 senedir bu böyle. Bu da demek oluyor ki şu an dolar 18 lira gibi düşünürsek Türkiye'de, Tayland artık 11 sene önce gelen birine göre 7-8 kat daha pahalı bir ülke oldu. Daha pahalı oldu daha ama pahalı. Bize yine Türk vatandaşlarına göre şu an yine ucuz sayılıyor. Bir Avrupa'daki gezilere... Avrupa'daki geziye göre ucuz sayılıyor ama bundan ben geldiğim zaman bile, benden öncesini atıyorum 15-20 sene önce gelenlerin söylediği şeyler eskiden çok daha ucuzmuş. Türklerden bahsediyorum. Evet. Şu an artık o eski ucuzluğu kalmadı. Her şey Türkiye ile aşağı yukarı aynı. Bir restorana gideyim, yemek yiyeyim tarzında bir tatil bekliyorsa eğer gelecek olanlar, bilmeleri gerek. Şu an her şey Türkiye'den daha pahalı. Bir öğün yemek pahalı. Ortalama ne kadara mal oluyor? Hani turist gibi gezersen. Şimdi burada domuz çok kullanılıyor. Evet.
Genellikle Tayliler evlerinde mutfak yok deniyor. Ama evlerinde mutfak var. Mutfağı çok kullanan insan yok. Neden yok diyorlar mutfak evlerinde? Çünkü göçebe hayat sürüyorlar genelde. He. Burada hani böyle evimi taşıyayım, mobilyamı taşıyayımdan ziyade adam çantasını alıyor, gidiyor, yeni bir tane ev tutuyor. Zaten evde çok yemek yapılmıyor. Kalabalık değilse aileler, yani köy, kasabalarda tamam bayağı bir kalabalık nüfus var. Onlar da yapılıyor ama hani bir kişi, iki kişi ya da bir çocuklu üç kişi toplam düşünürsen dışarıdan yemek alıp, bu sokak yemekleri kültürüne de yansımış. Dışarıdan yemek alıp evde yiyorlar daha evet. ucuza ve daha az maliyeti az, uğraşmıyor. O da benim de dikkatimi çekti. Dışarıda böyle çok fazla Taylı var mesela. Mekanlarda, restoranlarda. Sokak yemekleri ucuz. Sokak yemekleri ucuz. Diyeceğim, eğer onları yiyebiliyorsanız ki balık mahsullerini yiyin. Ben balık mahsulü yemiyorum. Türkiye'de de yemiyordum maalesef. Evet. Eğer balık mahsulü seviyorsanız yiyin. Gerçekten çok güzel. İşte onun sterilliği size kalmış artık. Evet. Kimileri bu konuda çok hassas oluyor. Ama tavsiye ederim. Zehirlenme ihtimali yemek. Var mı abi? Balık mahsullerinde yok. Yok. Her şey günlük burada. Bu arada tavukta da yok. Herkes Tayland'ın ana gelir kaynağı turizm diye tahmin etse de Tayland'ın gelirinin sadece 6.5'i turizmden geliyor. Tayland'ın ana geliri pirinç ve tavukçuluk. Aynen. Burada tavukçuluk sektörü bayağı ileride. Avrupa'ya, dünyanın her yerine tavuk gönderiyorlar. Aynen. Tavuğu da gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Ayağını falan da burada satıyorlar. Evet, burada sadece Tayland'da değil, Asya'nın genelinde tavuk ayağını seviyorlar. O kıkırdaksı dokuyu yemeyi seviyorlar. Evet. Onu suda haşlıyorlar, yemeklerde onu kıtır kıtır yiyorlar. Bu geçen yiyorlar. Bir takipçim yazmıştı, o tavuk ayağının işte kilosunu nasıl yapıyorlar, kaça satıyorlar. Sanırım o işi yapıyor, o aklıma geldi. Bunu benden de öncesinde, ilk gelenler işte bunun 20-25 sene öncesinde bunu keşfedenler olmuş. Şu an Türkiye'de tavuk firmalarının bazen gezileri oluyor. Onlara da sordum. Hani tamam, bunlar eskiden evet. atılan ürünler ama aynen. 20-25 sene öncesinde kafası çalışan bir Türk arkadaş evet. bunu keşfetmiş ve Türkiye'den buraya tavuk ayağı gönderdi. Tavuk ayağı satıyorlar. Ve buranın ana gelir kaynağı tavukçuluk diyorum. Tavukçuluk. Ona rağmen yurt dışından tavuk ayağı geliyor buraya. Çok kısa bölüyorum abi. Şu içeceği bir daha göstermek istiyorum. Mükemmel bir içecek. Çok hoşuma gitti şimdi. Evet. Bunun bir ufak bir anlatımını yapar mısın? Ne var abi bunun içerisinde? Bunun içinde mango var. Artık passion fruit dediğimiz bir meyve var. Evet, passion fruit biraz daha ekşimsi. Vitamin değeri çok yüksek. Ben genelde çok tatlı bir şey yerken onu dengeliyorum. Atıyorum, baklava yerken üstüne dondurma koyuyorum. Bu da birinin tatlı, öbürünün ekşi oluşu birbirini dengeliyor. Hafif tuz döküyorsunuz, kaşıkla yiyorsunuz. Tuz var. Evet. Burada böyle zıt şeyler koyuyorlar. Ben hani tatlıya tuz burada ne bileyim hani farklı bir şeyler var. Burada her şey mutlaka bir sosla yenir. Meyve de dahil olmak üzere her şey mutlaka bir şeye batırırlar. Haşlanmış yumurta da satılıyor. Onda da aynı şekilde sos falan koyuyorlar yanına. Onu gördüm. Mango yiyorlar. Mangoyu, tuz, evet. şeker ve acı biberli böyle soslara var. Onlara batırıp karpuz da aynı şekilde. Değil mi? Karpuz. Hiçbir şeyi sade yemiyorlar. Burada Tayland'da yiyecekle ilgili bir iş yapıyorsam mutlaka yanında küçük bir sosun olacak, yani üstüne dökebileceğim bir şey olacak. Tayland'da mesela herhangi bir kişi gelip yatırım yapmak istediği nasıl yatırım yapabilir buraya? Ortalama mesela bir iş yeri açmak istiyor, küçük bir kafe, restoran, küçük bir yer açmak istiyor. Maliyetleri şimdi, nedir? Zor mu prosedürler bunun? Burada arazi alamıyorsunuz, villa alamıyorsunuz. Ancak şirket açmanız gerekiyor. Açtığınız şirketin de %51'i Taylı olması gerekiyor. %49'unu ancak yabancı sahip olabiliyor. Tabii bunun da bir sürü kestirme yolları var. Herkes işini kurgunu oluşturuyor. Eğer siz bunu bulamıyorsanız gerçekten bu firmayı açan muhasebecisi, avukatı size birilerini buluyor. İmzaya atılıyor, şirket açılıyor. Sonra o kişiden bütün ben bir hak talep etmiyorum tarzında yazısı bir kağıt oluyor. Oluyorlar. Bir ücret karşılığında oluyor tabii. Ücret karşılığı. Çok yüksek bir ücret değil ama. Küçük çaplı bir iş yeri açmanın burada bedeli $50,000 altında paranız varsa hiç bunlara yeltenmeyin diyorum. Girmeye gerek yok. Evet. Peki çalışmak isteyen çok insan var. Mesela ben ustayım veya işte garsonum veya işte çok burada zor. Biraz şey sanılıyor abi. Hani gelirim burada Tayland'a çok yüksek paralar kazanırım diye. Zaten Tayland'ın bildiğim kadarıyla çok fazla yüksek bir asgari ücreti yok. Yok. Şu an Türkiye'den daha fazla sanırım. Buranın
bulunduğunuz bölgeye göre başlangıç fiyatı, vasıfsız bir işçiyseniz 10-12 bin ve arası değişiyor. Şu an artık TL olarak düşünmeyi bırakalı çok zaman oldu. Kaç para yaptığını bilmiyorum ama 1-2 sen bir yer hesaplarsın. 1-2 gün şu an. Yani, TL 2 bahsediyor. Gibi herhalde. O civarında. Yani 6000 TL civarında minimum asgari ücreti bu ülkenin. Evet. Ama bu atıyorum bir üniversiteyi bitirdim. Bir devlet dairesine de bankada işe başladın veya öğretmensin. Başlangıç maaşın eskiden kolaydı hesaplaması. 30 aynen liraydı. 1 dolar 30 bahtı. Şimdi 37,5-38'lerde 15 bin bah civarında maaşla başlıyorsunuz. Bu zaman içerisinde 20-25-30-35-40-50'lere kadar çıkabiliyor. Öğretmenler de öyle. Ama Tayland'ın farklı bir özelliği var. Burada emeklilik sistemi yok. Ancak devlet dairesinde çalışıyorsanız, askerseniz, öğretmenseniz... Çalışan için emeklilik sistemi yok. Ancak devlet dairesinde çalışanların emekliliği var. Buranın onun kendi haricinde, halkı da dahil mi buna? Kendi halkından bahsediyorum. Ancak fabrikada çalışan, özel bir firmada çalışanların emekliliği yok. Bir maaşınız yok emekli olduktan sonra. Belki de o yüzden... Çok ilginç bu. Genelde köylerde, kasabalarda bizdeki gibi çok fazla çocuk yapıyorlar. Onları bir nevi kendilerinin sigortası olarak yapıyorlar. Hmm. O yüzden çok erken yaşta çocuk sahibi oluyorlar. Burada da çocuklar gerçekten ailelerine düşkündür. Anne baba ilk önce ilk aile bağları kuvvetli o zaman. Kuvvetlidir. Yani şimdi sizin geldiğiniz bölge farklı bir bölge. Turistik bir bölge. Evet, gerçek Tayland iyi sonuçta değil burası. Buradakilerden örnek vereyim. Hepsi böyle anlamında evet söylemiyorum. Onu özellikle belirttim. Buraya gelen bayanların çoğu fakir bölgelerden gelen evet bayanlar. Genellikle burada resmi evlilik çok fazla olmuyor. Dini evet evlilikler oluyor. Hmm. Bu da nikahıyla evleniyor. Bunun da ileride boşandığın zaman çok bağlayıcı tarafı olmuyor. Nasıl kendilerini garanti altına alıyorlar o zaman evlilikte? Alamıyorlar. Ben ilk başta geldiğim zaman Pataya gibi yere çekmişindir oraların videosunu. Gece tabii, hayatı aynen bayağı hızlı. İlk düşüncem benim bu erkekleri ne kadar böyle kötü insanlar, bu kadar kadın bırakılmış, terk edilmiş evet çocukları var, ben çocuklarına bakıyor ondan. Ama yaşayınca şunu görüyorum ki burada erkekler bayanlardan korkuyor. Aa. Çok baş ağrıtıyorlar. Neden abi? Gerçekten çok baskıcılar. Artık erkekler sıkıyor, 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 sıkıyor. En sonunda patlıyor. Ve bırakıp gidiyor. Başka bir bayanla evleniyor. Ondan çocuk yapıyor. Evet, Ercan abiyle sohbetimize devam ediyoruz şimdi. Ercan abi, ben diyelim ki Türk'üm, burada evlenmek istiyorum. Ve nasıl bir hayat kurabilirim? Oturum nasıl? Resmi bir evlilik yapmak istiyorum. Taylı bir kadınla veya işte bir Türk kadın geldi, Taylı bir erkekle evlenmek istiyorum. Bunun prosedürleri nedir? Zor mu? Evlilikten sonra vatandaşlık hemen veriliyor mu? Ya da hiç mi verilmiyor? Çocuk yaptığın zamanki prosedür nedir? Bunun kimliği nasıl çıkıyor? Bu çocuğun kimliği. Şimdi evliliğin size hiçbir getirisi olmuyor, onu söyleyeyim. Hiçbir yani, getirisi hiçbir olmuyor. Hiçbir getirisi olmuyor. Burada ne vizeniz olursa olsun, ister emekli vizeniz olsun, ister çocuktan dolayı olsun, ister evlilik vizesi olsun, ister çalışma vizesi olsun, bütün vizeler bir senelik. Ve her sene bir sürü prosedür uğraşıyorsunuz. Ben 10 sene evliydim. 10 sene boyunca her sene evlilikle uğraştım. 7 yaşında bir oğlum var. Bana bu anlamda hiçbir getirisi olmadı. Evlilik zor mu? Şimdi buraya gelen yabancıların çoğu Taylı ile evlilerin çoğunun kendi ülkesinde de işleri oluyor. Evet. Buraya geliyor, resmi evlilik yapmıyor. Bu da nikah ile evleniyor. Zaten burada beraber yaşasanız bile bir süre bir Taylı ile evet karım ve kocam olarak herkese lanse ediyorlar kendilerini. Dini nikahta da öyle. Ama ki resmi bir evlilik yaparsanız resmi evlilikte kendi konsolosluğunuza gidip konsolosluğunuzdan ülkenizde bekar olduğuna dair bir kağıt almanız gerekiyor. Evet, medeni aile gösteren. Için 10 sene öncesinde gittim konsolosluğa. Ne için istiyorsun bu kağıdı dedim. Evleneceğim onun için dedi. O zaman evleneceğin kişinin işte ikamet adresi, kütüğü bilmem nesi. Ya dedim o istemiyor, ben istiyorum. Ama dedi biz bu kağıdı işte şu şahısla evlenmek üzere alınmış bir bekar kağıdıdır niteliğinde bir kağıt veriyorlar. Hı. O yüzden evleneceğiniz kişinin önce Tayyip Bakanlığı'na gidip
kağıtlarını alıp bunu İngilizce'ye çevirip aslıdır onayı yapıyorsun. Sonra Türk konsolosluğuna gidip bu evrakları veriyorsunuz. Onlar da size İngilizce bir belge veriyor. Bekar olduğunuzda evet. Şu şahısla evlenmek üzere verilmiştir şeklinde. Sonra o belgeyle herhangi bir devlet dairesinde evlenebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok bağlayıcı bir niteliği olmuyor. Kesin olmamakla beraber çocuğunuz olduğu zaman da zaten burada çocuklara 7 yaşından sonra kimlik çıkıyor. 7 yaşına kadar sadece hastane doğum belgesi var. Hmm. Hastane doğum belgesinde baba isminde isminiz yazıyorsa onun daha önceden cezası vardı. Geç bildirmekten dolayı. Şimdi o cezayı kaldırdılar. Kaç yaşında olursa olsun ne zaman isterseniz isteyin. Atıyorum benim oğlum. İstediği zaman gidip TC vatandaş kimliğini alabiliyor. Ha öyle mi? Şu an hani o ceza kalktı. 10 yaşında da gitse, 15 yaşında da gitse. Eşiniz tayili çocuk yani ortak vatandaş ama TC şimdi, vatandaşı olabiliyor. Çok bilmemekle beraber demek istediğim şuydu. Eğer kız çocuğuysa çifte vatandaş olabiliyor. Ama erkek çocuğuysa 18 yaşına kadar gene söylüyorum benim bildiğim kadarıyla belki böyle olmayabilir evet. Ama bu değişmiş zamana olabilir. Kadar duyduğum çevreden şeyler bunlar. Eğer erkek çocuğuysa bu ülkede de askerlik zorunlu, bizde de zorunlu. O yüzden 18 yaşında bir ülke seçmesi gerekiyor. Ama 18'den kadar çifte vatandaş olabiliyor. Avrupa'da bazı ülkelerde olduğu gibi biraz. Evet. Peki Taylı bir insanla evli olmak zor mu? Burada yaşamak, onun kültürüne alışmak ya da tabii sadece sevmek yetmiyor burada belki. Hani mutfağına alışabilmek, bunlar zor mu? Vallahi ben çok alışamadım mutfağına. Belki çok açık görüşlü bir insan değilim. Çok şeyleri denemiyorum. Domuz yemiyorum. Ama 5 vakit namazında da değilim bu arada. Allah inancım var. Müslümanım. Evet. Domuz yemiyorum. Şimdi bu ülkede buraya gelip rehberlik yaptığım dönemde Tayiri vatandaşla tanışıp evlenmeyi isteyen ve bana bu soruyu soran çok insan oldu. Dediğim şu. Klasik bir Türk erkeği misin? Nasıl yani? Evleneyim, evde karım evimi temizlesin, evet. Yemeğimi yapsın, ütümü yapmasın tarzında bir erkek misin? Evet, o zaman diyorum hiç evlenme. Çünkü hiç evlenme. Burada rahatlar o konuda. Yani evde böyle bir bahar temizliği yapalım, kaldıralım etrafı çok zor. Burada parmağı nereye alsan bir parmak toz çıkıyor. Ama şey değil yani, çok rahat insanlar biraz o konuda. Bedensel anlamda çok temizler. Her gün en az 2-3 defa banyo yapıyorlar. Kıyafet anlamında o. Burada yıkanan çamaşırın hatta hesabı yok. Değil mi? Laundry burada ucuz. Evet, dışarıda da gördüm. Veriyorsunuz poşetle. 30-40 bat giriyorsunuz falan. Bayağı uygun. Ama ev temizliği ve ev yemeğinden daha önce bahsettiğimiz gibi evde çok yemek yapan insan yok. Dışarıda genelde yiyorlar. Ercan abimle sohbetime devam ediyorum. Ercan abi biraz böyle dışarıdan hem mekanı gösterecek hem caddeyi gösterecek. Şimdi buradan karşı tarafı. Buyur 100 metre abi. İlerlediğiniz zaman hemen denize çıkıyor. Bu bölgenin ismi Jomtien. Evet. Pattaya'nın hemen yan tarafındaki diğer bir koy. Burası genelde emekli olup burada sabit yaşayanların bölgesi. Turistler daha geliyor temiz. Mu peki buraya? Çok nadir. Genelde turistin geldiği yer daha merkez. Merkez dediğimde 5-6 kilometre uzaklığı sadece. Önümüzde bizim taksi dolmuş şeklinde tuk dediğimiz çekmişim. Evet ucuza gidiyorlar zaten. 10 bahta gidiyor oradan oraya. Devamlı dönüyor. Buradan merkeze bir 10-15 dakikada gidiyorsunuz. Dükkan böyle 3 katlı bir dükkanımız var. Şöyle gösterelim abi dışarıdan. Neydi abi mekanınızın ismi şöyle? Fat Bunny. Bu arada ben burayı ilk açtığım zaman Covid öncesi ve Ukrayna ile Rusya savaşından önce bir ara bir Rus ajantesinde de çalışmıştım. Türkiye'deki Ruslardan da biliyorum. Rusların yaramaz şişman çocuklara söylediği bir terim var. Öyle mi? Tosti Zayçık diyorlar. İsmini dükkanın Tosti Zayçık koyacaktım. Ama evet. Hem Covid hem bu savaştan dolayı da şu an burada çok Rus yok. Eskiden bu bölge aynı bizim Antalya gibi Ruslar çoktu bu şehirde burada. Çoktu. Tabii bunlar olmayınca ismi değiştirdik. İngilizce karşılığı da güzel Şişman abi. Tavşan. Bakalım içeriye abi. Bakalım. Şöyle şirin küçük bir dükkanımız var burada böyle mekanımız. Şöyle içeri doğru giriyoruz. Şu an evet. Pastalarımızı günlük alıyoruz. Burada gördüğünüz sütlaçlar, süpangleler, el yapımı bu arada. Bunlar el yapımı. Evet. Bir arkadaşımızın eşi Türk eşi yapıyor. Burada gördüğünüz
Şunlar da aynı şekilde değil mi abi? Bunlar değil. Bunlar değil mi? Evet, bunlar farklı. Onları da her gün alıyoruz. Her gün doluyor burası. Şu an bu kadar kalmış. Abi süper ya. Bu bölgede çok Amerikalı yaşıyor. Nedir onların abi? Onların da birinci önceliği Apple Pie'miş. Apple Pie. Sırf onlara Apple Pie yapmaya çok başladık. Iyi. Çok seviyorlar. Artık kukiler var. Kukiler var. Muffinler var. Burada. Bir de bir Fransız fırınından biz donmuş olarak alıyoruz. Çokolatin, Ryzen, Croissant. Burada pişiriyorsunuz. Bunları yukarıda fırında. Evet. Onları kendimiz pişiriyoruz. Ayranımız var. Ayran var. Limonatamız var. Abi efsane ya. Türk kahvesi de mi var burada abi? Evet, bu arada Türk kahvesi var. İşin garibi ben bunu hep Türk markası zannediyordum. Meğer bu fakir yazısından dolayı Türk markası zannediyordum. Ben öyle biliyordum. Öyle değilmiş. Familio'dan geliyormuş, aileden geliyormuş. O kir de Kirchner gibi bir şey. Bir yaşıma daha girdim şimdi. Ben de hep öyle biliyorum. Meğer Alman markasıymış. Böyle güzel bir kahve makinemiz var. Doğru, Alman markası olabilir. Kahvelerimiz Türkiye'den. Neydi? Mehmet Efendi. Evet arkadaşlar, şimdi Ercan abimle tanıştım. Çok güzel sohbet ettik. Bana Tayland'la alakalı, benim merak ettiğim, bana gelen sorularla alakalı çok güzel bilgiler aktardı. Çok teşekkür ederim kendisine. Şimdi bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Abi ilave edeceğin bir şey var mı? Hepinizi bekleriz. Korkmayın. Güvenli bir ülke. Deneyin. Özellikle deniz mahsullerini deneyin. Dediğim gibi çekinecek hiçbir şey yok. İyi yönünden bakın, bardağın dolu tarafından bakın, boş tarafından bakınca dünya zaten yeterince kötü. Dolu aynen. Tarafından bakın. Hoşça kalın.